Ankara'dan, başkentten herkese selamlar. Bugün beni takip ediyorsanız eğer daha önceki videolarımda izlemişseniz benim video çekim bölgemin burası olmadığını zaten biliyorsunuzdur. Kardeşime geldim, Ankara'ya geldim, ziyarete geldim. Dolayısıyla bu videoyla buradan size ulaşmaya çalışacağım. Videoyu yayınladığım tarihte izliyorsanız eğer videoyu 4 Şubat 2021 tarihi. Bu tarihin bir anlamı var çünkü bundan tam bir sene önce GeForce Now piyasaya sürüldü. Burada bir yanlışı da düzeltmek istiyorum. Daha önceki GeForce Now ile alakalı videolarımda 5 Şubat demiştim. Onun üstünü çizelim. Doğrusu 4 Şubat'mış. Onu söylemiş olalım. Şimdi bu bir sene içerisinde GeForce Now bize neler yaşattı, ne gibi badireler atlattık, ne gibi sorunlarla karşılaştık ve bizi ne gibi şeylerle mutlu etmeyi başardı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer GeForce Now ile alakalı çok fazla bilginiz yoksa buraya GeForce Now ile alakalı bilgi almak için gelmişseniz öncelikle şuradaki oynatma listesindeki videoları izlemenizi tavsiye eder. Daha sonra bu videoya gelebilirsiniz. O zaman GeForce Now'a iyi ki doğdun diyerek başlayalım. Evet, GeForce Now 4 Şubat 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Herkesin kullanımına açıldı. Şanslıyız ki bu kullanıma açılan ülkeler içerisinde Türkiye'de vardı. İlk piyasaya sürüldüğünde Amerika'da 5 dolar, Avrupa'da 5,5 euro ile piyasaya sürüldü. Fakat bunun altına ufacık bir şekilde bu fiyatlar 12 ay boyunca geçerli olacak kampanya fiyatlarıdır da yazdılar. Yani dolayısıyla 4 Şubat belki 5 Şubat itibariyle fiyatları daha yüksek bir seviyeye çekme ihtimalleri var. Şimdiden bunu söyleyeyim. Bu arada ben bu videoyu 4 Şubat tarihinden önceki tarihlerde çekiyorum. Dolayısıyla son günlerde eğer sürpriz yapmışlarsa, farklı bir gelişme olmuşsa bu videonun içerisinde olmayacak. Fakat sosyal medya hesaplarından ya da Telegram'dan eğer beni takip ediyorsanız oradan sizi zaten bilgilendirmiş olurum bu konuyla alakalı. GeForce Now ile alakalı çıkış tarihinden itibaren tarih olan gelişmeleri zaten anlatacağımı söyledim. Fakat çıkmadan önceki beta aşaması birkaç önemli gelişme var. Ben onlardan da bahsetmek istiyorum ki daha sonraki gelişmelerle bir ortak bağ kurulabilsin. 2017 yılında beta olarak davetiye ile de olsa zaten kullanıma sunulmuştu ve betadayken Steam'deki neredeyse tüm 3A yani AAA oyunları kütüphanesinde barındırıyordu. Ama 2019'un son çeyreğinde yani servisin piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala ilk olarak Microsoft Minecraft hariç tüm oyunlarını bu servisten çıkardı. Microsoft'un ardından Electronic Arts, Rockstar, Square Enix, Capcom ve birkaç firma daha tüm oyunları bu servisten çekmeye başladı. 31 Ocak tarihinde yani GeForce Now'un piyasaya sürülmesine birkaç gün kala Konami, PES ve Metal Gear oyunları ile beraber servisten ayrıldığını açıkladı. Evet, nihayet 4 Şubat tarihi geldi ve GeForce Now resmi olarak piyasaya sürüldü. Hala içerisinde gayet tatmin edici oyunlar vardı. Üstelik en büyük rakiplerinden biri olan Stadia'nın bundan birkaç ay önce fiyasko çıkışını düşündüğümüzde GeForce Now performansı ile bize bu servis gerçekten olmuş dedirtti. Her şey GeForce Now için çok çok güzel başlamıştı. Çıkışından tam bir hafta sonra 12 Şubat tarihinde ise Activision Blizzard firması ilk yaprak dökümünü başlatan firma oldu. Activision Blizzard oyun piyasasının en değerli şirketlerinden biri ve gerçekten büyük bir oyuncu kitlesine hakim. GeForce Now'ın çıkışı sonrası ilk kan kaybı da bu firmayı kaybetmesiyle başladı. Bu olayla beraber World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch, Call of Duty, Sekiro gibi muazzam oyunları kütüphanesinden kaybetti. Tam bir hafta sonra tarihler 19 Şubat'ı gösterirken ki o tarihte daha ertelenme yaşanmamış, çıkış tarihi 16 Nisan olarak bilinen Cyberpunk 2077 oyunu çıkış tarihiyle beraber GeForce Now'a ekleneceği de belirtildi, söylendi, bilgilendirildi. Ve Activision Blizzard çıkışı ile hayal kırıklığına uğramış olan birçok oyuncunun biraz da olsa gazı alındı. Fakat çok değil, bundan tam 2 gün sonra yani 21 Şubat tarihinde bir diğer büyük darbeyi de Bethesda firmasından yedi Nvidia. Bethesda Elder Scrolls, Fallout, Doom ve bunun gibi birçok oyunu alarak sistemden ayrıldı. Nedeni bilinmez ama sadece Wolfenstein serisinin son oyunu olan Wolfenstein Youngblood oyununu serviste bıraktılar. Bu arada bu firmaların sistemden çıkışlarının sebepleri hiçbir şekilde açıklanmıyor. Ne GeForce Now ne firmalar
herhangi bir şeyi belirtmiyordu. Tek söylenen şey firmaların GeForce Now'dan oyununu çekme talebiydi. Bu ilk iki çıkış sonrası özellikle kullanıcılar, oyuncular bu firmaları paragöz olmakla suçlamaya başladılar ve ibre daha çok firmaları gösterirken çıkışlar devam etti tabii. Çıkışlar devam ettikçe ibre GeForce Now'a artık yavaş yavaş dönmeye başlıyordu. İnsanlar beta sürecinde kaybedilen oyunların geri geleceği günü beklerken daha fazla kan kaybı yaşıyor ve özellikle çıkış tarihinden sonra yapılan kayıplar insanların GeForce Now'a olan güvenini de kaybetmesine sebep oluyordu. Çünkü GeForce Now anlaşılmıştı ki herhangi yasal bir şekilde bu firmaları kendi sistemine tutmak için herhangi bir adım atmamıştı. Birçok kullanıcı da zaten iyi bir sistemi olmadığı için GeForce Now kullanıyor ve kütüphanesindeki oyunları almak istiyordu. GeForce Now'dan çıkarıldığında da Steam kütüphanesinde olması bir anlam ifade etmiyor. Sistemi iyi olmadığı için oyunda oynayamıyordu. Yani boşuna para vermiş oluyordu. Bethesda'nın çıkışından sonra Nvidia ilk defa GeForce Now ile alakalı üye sayısı açıklaması yaptı ve üye sayısının 1 milyonu geçtiğini söyledi. Fakat bu tarihlerde üyelerin daha para ödemediğini de belirtmek isterim. Ardından 28 Şubat'ta The Long Dark oyunu da GeForce Now'dan ayrıldı. Fakat bu olay tek başına kullanıcıları isyan ettiren bir olay değildi. Bu çıkıştan bir gün sonra yani 1 Mart tarihinde bu oyunu yapan firmanın CEO'su Rafael van Lierop attığı tweet ile aslında çıkışların sebebini de belirtiyordu. Bu yetkili bir ağızdan bu konular ile alakalı ilk hatta tek açıklamaydı. Açıklamaya göre Nvidia kimseye sormadan oyunları kütüphanesine eklediğini belirtiyor. O da tepki olarak oyununu servisten çekmeyi tercih ediyordu. Servisteki ilk RTX ve DLSS 2 desteği kontrol oyunu ile birlikte GeForce Now'a gelmişti. Aslında daha önce Quake RTX oyunu vardı ama bu oyun bir teknoloji demosu gibi bir şeydi. Dolayısıyla onu ilk olarak sayamıyorum. Tarihler 6 Mart'ı gösterdiğinde yaprak dökümü devam etti. Civilization, Borderlands, Mafia, BioShock oyunlarının sahibi 2K Games firması da tüm oyunlarını alarak servisten ayrıldı. Artık eleştiri okları firmalardan çok Nvidia'ya, GeForce Now'a yöneltilmişti. Oyuncular Nvidia'nın artık bir şeyler yapması gerektiğini ama hiçbir şey yapmadığını söyleyerek çok ağır bir şekilde firmayı eleştirmeye başladı. Güven iyice azalıyor, servisin ölü doğduğunu düşünenlerin sayısı gittikçe artıyor. Tarih 10 Mart olduğunda ise GeForce Now'a ilk defa Epic Games'in ücretsiz olarak dağıttığı bir oyun eklendi. Epic Games'in 13 Şubat'ta ücretsiz olarak verdiği Kingdom Come Deliverance oyuncuların büyük talepleri sonrasında servise eklendi ki zaten bu oyunun Steam versiyonu GeForce Now'da yer alıyordu. Ve bu tarihten sonra da eğer yayıncı ve yapımcı firma onay verirse Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilen oyunların GeForce Now'a eklenme süreci de başlamış oldu. Tabi bu tarihlerde GeForce Now kan kaybederken aynı kan kaybı dünyada da yaşanıyordu. Covid-19 Çin'den sonra Avrupa'ya yayılmış, İtalya ve İspanya hastalıktan kırılıyor. Schengen sonrası ilk defa Avrupa Birliği içerisinde sınırlar kapatılıyordu. Bu süreçte insanlar kendilerini eve kapatmış ve karantinanın ilk günlerini yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte TV, PC, konsol satışları patlamış. Özellikle Türkiye'de kurun da etkisiyle fiyatını 2'ye 3'e katlamıştı. GeForce Now da bu süreçte tabii nasibini aldı ve birçok oyuncu GeForce Now üyeliği alarak oyunlarını oynamaya başladı. Dolayısıyla sunucu yoğunluğu, kapasitenin üzerine kullanım sonucu ilk defa GeForce Now'da performans sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Neyse ki bu sorun çok uzun sürmedi ve çözüm olarak 18 Mart tarihinde Nvidia GeForce Now yeni üyelik alımını kapattı. Neredeyse 3 ay boyunca da kapalı kaldı. Ayrıca özür mahiyetinde daha önce bildirdikleri 3 ay ücretsiz deneme üyeliği de 1 ay uzatılarak toplam 4 aya çıkartıldı. Tarihler 30 Mart tarihini gösterdiğinde her ne kadar çok eleştirilecek bir oyun da olsa Türkiye'nin gururu olan Mount & Blade serisinin son oyunu Bannerlord piyasaya çıktı. Bu arada bu oyunun çıkış tarihini milliyetçi duygularla değil, bu oyunun GeForce Now'a ilk çıkış günü eklenen ilk oyun olması dolayısıyla koyuyor. Özellikle 2K Games'in çıkışından sonra GeForce Now'un oyun kütüphanesi oldukça eleştirilmeye başlandı ve gerçekten elde sadece bir tek Ubisoft kalmışken 21 Nisan tarihinde Ubisoft GeForce Now'a desteklerini iletti ve oyunlarını GeForce Now'da tutacaklarını belirttiler. Ve Ubisoft'tan sonra birkaç gün içerisinde de bu destek konusuna CD Projekt Red ve Epic Games de devam etti. Fakat yine yaprak dökümü devam etti. 24 Nisan günü Warner Bros. Tüm oyunları ile birlikte servise veda etti. Yine aynı gün Microsoft'un servisteki son oyunu olan Minecraft da servisten çıkartıldı. 27 Mayıs'ta Nvidia
yaprak dökümünün önüne çok da geçemese de opt-in diye bir servis, bir hizmet duyurdu. Bu hizmetin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz fakat yapılan açıklamalar sonrasında şu gibi bir şey aklımızda belirleniyor. Muhtemelen oyun firmalarına verilen bir paket, program, yazılım. Oyun firmaları kendi oyunlarını GeForce Now'a bu paket doğrultusunda entegre ederek belki de bütün oyunlarını bütün kodlarıyla beraber Nvidia'ya teslim etmek zorunda kalmıyorlar. Firmalara bu sistem ile alakalı GeForce Now ile beraber misiniz, değil misiniz anlamında 1 Haziran'a kadar süre verildi. 1 Haziran geldi çattı. Opt-in ile birçok oyun eklenirken birçok oyun da servisten ayrıldı. Ki bunlardan bir tanesi de servisten ayrıldığı için çok fazla tepki gösterilen PUBG oldu. 2 Haziran'da League of Legends oyununun yapımcıları olan Riot'un çok beklenen Valorant oyunu piyasaya çıktı. Fakat sonradan öğrendiğim kadarıyla anti hile yazılımı olan Vanguard yazılımı kullandığı için GeForce Now'a gelememişler. Yani GeForce Now'da olmama sebeplerinden bazıları da teknik olabiliyor bu oyundan anladığımız kadarıyla. GeForce Now piyasaya çıkışından tam 4 ay sonra 4 Haziran itibariyle artık kullanıcılardan para çekmeye başladı. Yani cepler artık para görüyordu. Artık üyelerin ücret ödemesi gerektiği için muhtemelen birçok insan üyeliğini iptal etti ve zaten dolu olan sunucular yavaş yavaş boşalmaya başladı. 10 Haziran'da Founder üyelik alımları tekrar açıldı neredeyse 3 ay sonra. 18 Haziran'da büyük oyun firmaları arasındaki ilk geri dönüş yaşandı. Square Enix GeForce Now'a neredeyse tüm oyunları ile beraber geri döndü. Neredeyse diyorum çünkü yine çok sevilen, çok beklenen Final Fantasy serisi henüz geri gelmiş değil. 3 Temmuz 2020 tarihinde de GeForce Now ekran sahiplerinin zaten mevcutta kullanabildiği GeForce Anzel özellikleri GeForce Now kullanıcılarında kullanımına açıldı. 14 Temmuz'da Death Stranding oyunu GeForce Now'a eklendi. Kojima GeForce Now'ın tamamen arkasında olduğunu ve tüm oyunları ile de gelecekte destek vereceğini açıkladı. 30 Temmuz'da Steam ile GeForce Now kütüphanesini senkronize edebildiğimiz özellik geldi. Fakat Epic Games ya da Ubisoft Connect oyunlarını hala paneye manuel olarak eklememiz gerekiyor. 31 Temmuz'da ise son büyük yaprak dökümü yaşandı. Çok sevilen Dark Souls oyunları dahil tüm oyunlarıyla beraber Bandai Namco GeForce Now'dan ayrıldı. Ama artık insanlar o kadar çok ayrılmalara alışmıştı ki isteyen çok büyük olmadı. 11 Ağustos tarihinde Ubisoft Hyperscape oyununu çıkarmasıyla beraber GeForce Now fiyatlarında bir kampanya daha yapıldı. 5 ay fiyatı 6 ay üyelik devri başladı. İlerleyen zamanlarda bu kampanya bitse de sonradan tekrar getirildi. Belki de bu üyelik tipi gelecekte kalıcı olarak GeForce Now'un bir seçeneği olarak kalacak. 16 Ağustos'ta daha önceden tüm oyunlarıyla beraber GeForce Now'dan ayrılan Sega, Two Point Hospital oyunu ile beraber geri döndü. Ama oyuncular tarafından henüz gelmeyen Total War, Football Manager serilerinin de gelmesi bekleniyor. 18 Ağustos'ta GeForce Now'un Chrome tabanlı işletim sistemi desteği açıklandı. Artık Google'ın Chromebook'larında da GeForce Now kullanılabilecek. 1 Eylül'de RTX 3000 serisi ekran kartı alana 1 yıllık GeForce Now aboneliği hediye verileceği açıklandı. Bir diğer hediye de Watch Dogs Legion oyunuydu. Bunun üzerine de birçok oyuncu zaten o karta sahip olsam niye GeForce Now aboneliği alayım ki diye konuşmaya başladı. 15 Ekim'de yine bir geri dönüş yaşandı. Don't Starve oyunu ile bilinen Clay Entertainment GeForce Now'a geri döndü. 19 Kasım'da GeForce Now beta'da da olsa iOS'ta çalışmaya başladı. Nasıl olduğunun cevabı da yine ilerleyen zamanlarda farklı bir videoda gelecek. 9 Aralık tarihinde Avrupa'daki ilk server genişlemesi Bulgaristan serverı ile yapıldı. Bulgaristan serverı ile beraber biz ping'in daha az olacağını, dolayısıyla performansın daha yüksek olacağını düşündük. Fakat farklı bir şey denildiler muhtemelen GeForce Now'da bu konuda. Çünkü biz Bulgaristan serverına bağlandığımızda ping değerinin daha yüksek olduğunu görmüş olduk. 10 Aralık tarihinde çok beklenen Cyberpunk 2077 3. ertelemenin sonunda Steam, Epic ve GOG versiyonları ile GeForce Now'a eklendi. Böylelikle ilk GOG oyunu da servise eklenmiş oldu. Bu tarih itibariyle sunucularda sorunlar yine yaşanmaya başlandı. Birçok insan PC'si kaldırmasa bile
GeForce Now'da oynayabilmek için Cyberpunk 2077 oyununu almış. Founder üyeler bile artık saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıştı. Nvidia buna sebep olarak sadece Cyberpunk 2077'nin 1 milyon saat oynandığını açıklayarak buna çözüm olarak yine aynı yola başvurdu. 15 Aralık'ta Founder üyelik alımlarını kapattı. Founder üye olmak istiyorsak sadece 6 aylık üyeliği satın alabiliyoruz. Yeni yılın yani 2021 yılının ilk günlerinde Nvidia GeForce Now'ın 2020 raporunu da açıkladı. GeForce Now'ın 6 milyon üye sınırını geçtiğini ve kütüphanesinde 800'ü aşkın oyun barındırdığını belirttiler. Bu 6 milyon üyenin ne kadarı Founder o konuda henüz bilgimiz olmasa da bildirilen rakamlara istinaden şunu söyleyebiliriz ki Cloud Gaming sektörü içerisindeki hem oyun sayısı hem kullanıcıların oyun saati sayısı anlamında şu an lider olan bir servis konumunda şu an GeForce Now. 19 Aralık'ta Turkcell'in yaratmış olduğu kuruluş olan Game Plus ile ortak Türkiye serverının açılacağı duyurusu yapıldı. Ayrıntılar için yukarıdaki linkten tıklayabilirsiniz. Zaten yakın zamanda bu servis ile alakalı soru cevap videosu da çekeceğim. Takipte kalırsanız sevinirim. İşte GeForce Now ile son bir senemizin özeti bu şekildeydi. Gözden kaçırdığım, söylemeyi unuttuğum herhangi bir gelişme varsa yorumlara yazabilirsiniz. GeForce Now ile alakalı bizi neler bekliyor, önümüzde neler var göreceğiz. Hep beraber görelim istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.